Evet, Mahsuni okuldan kovulmuş, köyünden sürülmüş ve yolu birkaç akrabasının da bulunduğu İzmir'e düşmüştü. Destan formunda şiirler yazıyor, bu şiirleri birkaç düs halinde matbaada bastırıyor, gün boyu fırsat bulduğu her yerde seslendiriyor ve beğenen her kimse nüshası 25 kuruştan satıyordu. Ne var ki bütün bu çaba tok kalmak için dahi yeterli değildi. Zamanın bu meçhul seyri bir sabah gazetede okuduğu bir haberle kesildi. Haberde Ankara'da bir aşıklar buluşması yapılacağını yazıyordu. Buluşmaya Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinden davette gelen aşıklar kendi eserlerinden birkaçını seslendirecek. Aşık Veysel buluşmanın onur konuğu olacak ve bütün bunlar Ankaralı seyircilerin huzurunda olacaktı. Büyük sinemada gerçekleşecekti. Mahsuni haberi okumayı bitirdiğinde hissettiği tek şey çınlayan kulaklarına eşlik eden kalp atışlarının vücudu sarsan görüntüsüydü. Hemen yerinden fırladı. Gazetede yazılı tarihin sabahına tek gidiş bir tren bileti aldı ve buluşma günü Ankara'ya vardı. O akşam cılız şehir ışıklarıyla aydınlanan bulvardaki büyük sinemanın önü insan deryasına dönmüştü. Ellerinde bağlamalar olan aşıklar ve programı izlemeye gelen halk yer yer kümelenmiş sohbetler vaziyetindeydi. Mahsun'un merakı, bakışları kalabalığın içinden uzaktaki Koca Veysel'i seçtiğinde gazete haberini okuduğu an duyduğu heyecana kapıldı. Büyük Veysel, Koca Veysel. Hemen sonra buluşmayı organize edenlerden birini bulup kendisinin de bir halk ozanı olduğunu, buluşma için İzmir'den geldiğini ve izin verilirse programda bir türkü okumak istediğini söyledi. Ama bu mümkün değildi. Davet edilen aşıklar arasında yoktu çünkü. Tartışma uzayınca Aşık Veysel meseleye müdahil oldu. Görmeyen gözleriyle ama gören kalbiyle. Bunu ben ekledim kalbim. Konuyu anladı. Şerif'ten Çeşmi Siyahımı dinledi. Ve benim sıramı ona verin deyiverdi. Büyük Veysel. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzaklaşan Koca Veysel, Mahsuni için yolu açmıştı artık. Biraz sonra başlayan program muhteşemdi. Dinleyiciler hep bir ağızdan türkülere eşlik ediyor, her müziğin sonunda da avuçları patlatırcasına alkışlıyordu. Gecenin sonuna gelindiğinde heyecan içinde Aşık Veysel'i bekleyen büyük sinema, onun yerine Mahsuni ismini duyunca kısa süreli bir uğultuyla dalgalanıp derin bir sessizliğe gömüldü. Biraz sonra Mahsuni sadece kendi çarşamba kudralarının sesini işittiği merdivenleri yavaş yavaş adımlayıp askerlikten kalma bir alışkanlıkla kafa selamı verdikten sonra yerine oturdu. Salondaki yüzlerce dinleyici yüzüne vuran parlak sahne ışıklarının ardında kaybolmuştu. Bir süre bekledi. Dinleyiciler için iki soluk arası uzunluğundaki bu donuk an Mahsun için bir ömür muhasebesiydi. Onu Mahsun'un yapan her şey bu kısacık süre zarfında birer birer gözünün önünden geçip gitti. Ve büyük salona kapkara bir örtü gibi serili duran o koyu sessizlik, geride kalan her şeyin yükünü sırtlanan o gencecik sesle dağılıp gitti.